sanatçı Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da bir mekanda istek parçayı bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanı sıra müzik camiasından birçok isim katıldı. Alkol masasında Kur'an-ı Kerim yırttıkları anları sosyal medyada paylaştılar. İzmir'de iki kişi içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Dini değerlere defalarca hakaret içeren görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahısların bir süre sonra görüntüleri hesaptan kaldırdığı anlaşıldı. Rakı masasında Kur'an yırtıyor. Çekiyor musun? Çekiyorum. Kur'an'ı göster önce. Önce Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Allah'ın gönderdiği. Bak izle. Kur'an nasıl yakaladın? Oğlum. Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Eren Abluka sonbahar kış bir şehit jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında Siirtli Besler Dereler Herekol bölgesi Dişli Tepe mevki kırsalında 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da FETÖ operasyonu 34 kişi gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalanma kararı bulunan 40 şüphelinin 35'i gözaltına alındı. Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalıştığını ihbarıyla harekete geçen organize şube ekipleri firar şüphelilerin yakalanması için de çalışmalarını devam ettiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili net mesajlar veren Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki bombalı saldırıyı düzenleyen kadın terörist için DNA testi istediği açıklamalarında cevap veren MHP lideri, "DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur. Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir." dedi. Yabancı uyruklu organ mafyası çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri organ mafyası oldukları tespit edilen Ürdün ve Suriye uyruklu çeteye operasyon düzenledi. Mafya üyesi 5 kişi yakalanırken organ satmak ve nakil etmek için gelen 6 kişi de gözaltına alındı.